Soy İmparatorluğu ama SRPL referanslarıyla. Turkish Police Chess, Serdaran o. Hassiktir böyle bir videom var. 2018. Bir saniye. Bu yıl öyle bir yıl ki koronadan bir yıl önce. Doların yükseliş ivmesi ise her geçen gün artıyor. Reis'e tam yetki verilmiş, Demokrat Dedemse Millet İttifakı'nı daha yeni kurmuş. İşte tüm bunlar yaşanırken bütün durumu özetleyen bir ses yankı. Hayatıma sorma. Sığdı. Ya Serdar yabancı değilim ya. Öyle vurma. Öyle vurma ne olursun. Lan ana. İçerikler var mı? Niye söylemiyoruz? Zor. Çünkü meşhur videoda hiç Serdar'ı bulmak gerçekten zor. Çünkü meşhur videoda hiçbir detay yok. Aslında araştırma sürecinde birçok Serdar'a ulaştım fakat hiçbirinin bizim Serdar olduğuna ikna olamadım. O yüzden bu videoda iddialarımı ve internette Serdar'la alakalı bulabildiğim her şeyi paylaşacağım. Öncelikle internette Serdar'ın partilerinin intihar ettiği iddiası birçok haber kanalında, Twitter'da ve forumlarda geçmiş. Haberin ilk paylaşıldığı kaynağı çok geçmeden buldum. Görüyorum ki artan ilginin sonucunda bir YouTube videosu da çekilmiş. Fakat sunumu olsun, hiçbir kanıt sunmayışı, hatta şuna benzer yorumlara verdiği cevaplar olsun, bunun bir yalan haber olduğu bariz. Zaten kanalında benzer troll haberler de mevcut. Fakat bu işi gayet ciddi yapıyormuş gibi görünüyor. Dezenfekat bu işler olduğu bariz. Zaten kanalında benzer troll haberler de mevcut. Fakat bu işi gayet ciddi yapıyormuş gibi görünüyor. Dezenformasyona bu da dahil galiba. Videonun orijinalini ararken şunu fark ettim. Yayılan video 45 saniye fakat orijinal video 1 dakika 36 saniye. Bu arada orijinal dediğime bakmayın. Bulduğum video ilk video değil ama muhtemelen. Orijinal videoyu bu arada izleyen var mı aramızda? Var mı orijinali izleyen? Muhtemelen videonun tam hali. Serdar'a ait en eski paylaşımlar ise Twitter gönderisi ve bir ekşi sözlük konusu. Konudaki bütün mesajları okuduğumda ise aslında Serdar'la ilgili açılan ilk konunun bu olmadığını fark ettim. Ama her yolu denesem de o ilk sayfaya dolayısıyla ilk... Bu arada gerçekten ha, ya gelsen iki taraf oyuna getirilmiş gizli çekim hani. Mesela biliniyor ikisi sıkışıyor mesela. Evine bir şekilde arkadaş şeyimi çekmiş koymuş. Ya bir taraf kamera koymuş diye haberi yok, yine gizli çekim, sonra internet vermiş işte. Ya Serdar'dır kameraya koyan, sikilen koymaz ya. Bir de fantezi mesela iki tarafı da istediği çekim sadece üçüncü şanslı tarafında internet gönderinin vermiş. Linkine ulaşamadım. Ben de son zamanlarda Serdar hakkında iki video yapmış bir kanalla iletişime geçtim ve araştırmama destek olmasını istedim. Sağ olsun kabul etti ve normalde çekeceği üçüncü videoda paylaşacağı bilgileri benimle paylaştı. Yani videoyu bana saldı. Bu iki video yayınlandıktan sonra bir arkadaş grubu Hiron'a ulaşmış. Kendilerine Serdarizm topluluğu diyorlarmış ve iddialarını arkadaş grubu Hiron'a ulaşmış. Kendilerine Serdarizm topluluğu diyorlarmış ve iddialarına göre birkaç yıl Serdar'ı araştırmış ve bulmuşlar. Verdikleri hesabın sahibinin bir sürü gay pornosu paylaştığını görebiliyoruz. Hesabı incelerken bir şey dikkatimi çekti. Bu hatıra fotoğrafında abimiz şöyle yazmış. Tabi ben sizin için bunu çevirdim. Bu delikanlı arkadaşlardan tanıdık var mı? Sana Allah kolaylık versin. Bir diğer gönderisine gelen yorumsa şöyleydi. Bu ne arkadaşım? Ben böyle bir şeye karşı kayıtsız kalacak bir insan mıyım sizce? Bu arada bu hesap... Of! Of! Olabilir ha. Bir diğer gönderisine gelen yorumsa şöyleydi. Bu ne arkadaşım? Ben böyle bir şeye karşı kayıtsız kalacak bir insan mıyım sizce? Bu arada bu hesapta meşhur videoda paylaşılmış. Ayrıyeten videoya yapılan komik editler de paylaşılmış. Zaten şu atarlı yorum da troll gönderilerden birine gelmiş. Bence bu hesabın sahibi gerçekten de Serdar olabilir. Ve ismini verip kim bu arkadaşlar? Sana Allah kolaylık versin dediği kişiyi tehdit ediyor. Hatta resmen şantaj yapıyor gibi. Hesapta en yukarı çıktığımızda ise daha önceden de birkaç kez paylaşılmış olan bu fotoğrafın sabitlendiğini görüyoruz. Muhtemelen bu kişi alttaki kişi ve atarlı yorumu da bir fake hesaptan kendisi yaptı. O hesabın gönderilerine gittiğimde ise yürü be reis gibi mesajları görebiliyoruz. Neden bilmiyorum ama ben bu ikilinin o ikili olabileceğine inanıyorum. Hayır, elimiz... o ikili bu ikili olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ama ben bu ikilinin o ikili olabileceğine inanıyorum. Her neyse, elimizde başka bir seçenek olmadığı için Hiron'la birlikte araştırmaya devam et. Hesabın profil fotoğrafında giydiği yelekteki logo'dan çalıştığı firmayı buldum. Fotoğrafın çekildiği yerde şurası hatta. Serdar Havalimanı'nda bir uçak bakım şirketinde çalışıyormuş. Bu olayı daha da netleştiriyor. Çünkü paylaştığı fotoğraftaki kişi de bir uçak içerisinde. Ve üzerinde sarı yelek var. Sherlock Holmes'a bırakayım ya.
O da havalimanındaki şirketlerden birinde çalışıyor. Hatta büyük ihtimalle Serdar'la da orada tanıştılar. İddiamızı doğrulamak için araştırmaya bir hafta daha devam ettik. Videodaki evi günlük kiralık bir ev olarak düşündük ve İstanbul'daki bütün ilanları ekibimizle birlikte gözden geçirdik. Onları bulabilmek için onlarca video izledik. Burası bizim için zordu. İddiamızı destekleyecek başka bir kanıt bulamasak da haklı olduğumuzu düşünüyorum. Ve sizden yardım istiyorum. Neredeyse önceki her videomda şöyle bir durum yaşandı. Videoyu yapıp attım ve önemsiz dahi olsa birileri olayla ya da kişilerle alakalı detay bilgileri yorumlara yazdılar. Sizden de bir söylenti dahi olsa bildiklerinizi yorumlara yazmanızı ve Discord sunucuma gelip iletmenizi istiyorum. Bu olay daha fazla netlik kazanırsa devam videosu gelecektir. Bu arada videoda bana yardım eden... Birkaç yıl önce bir arkadaşım iş arkadaşları olduğunu, beraber çay gibi bir şey yaptığını demişti. Olay da iki adamın gönlünü alıp becermesi olduğunu işte. Demek ki bu bulmuş ya, hani böyle işte bak işte baktım araştırdım falan filan, bu olduğunu bulduk. Serdar gerçekten şey o ev şey ya, o eve gitmek isterdim. Ne bir başkana ne oldu bak, bu da ev başkan geliyor. Çok şey değil ama. Merak edilen bir şey değil ya.